Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hadi başlayalım. Evet şimdi şu çevirmeleri yapalım önce. Hemen. Ne yapıyorduk kızım? Bunlar da şöyle yapıyorduk değil mi? Mesela ee, metre. Şöyle çok mu büyük oldu? Şöyle biraz daha küçültelim. Bu iyi mi? Şöyle yapalım. Evet. Şunu da kenara çekelim. Bak şimdi metre. Metreden aşağıda ne vardı? Desimetre. Oradan aşağıda ne vardı? Santimetre. Oradan aşağıda ne vardı? Milimetre değil mi? Şimdi ne yapıyorduk? Aşağıya inerken 10 ile çarpıyorduk. Ama karesi derse 100 ile çarpıyorduk değil mi? Yukarı çıkarken de 100'e bölüyorduk değil mi? Bu şekilde. Şimdi bak burada ne vermiş? Metrekare. Benden ne istiyor? Santimetre kareye çevir istiyor. Tamam mı? Yani metrekareden 1, 2 basamak aşağı ineceğim. Her basamakta 2 sıfır ekleyeceğim için toplamda 4 sıfır ekleyeceğim. Yani 5'in yanına 1, 2, 3, 4 tane sıfır ekliyorum. Bu şekilde. Şimdi ikincisinde ne diyor? 84 santimetre kareyi neye çevir diyor? Milimetre kareye çevir diyor. Bakıyorum santimetre kareden milimetre kareye çevirirken bir basamak aşağı iniyoruz. Bir basamak aşağı inerken iki tane sıfır ekliyorduk değil mi? Ne yapıyoruz o zaman? 84'ün yanına iki tane sıfır koyuyoruz. Şimdi bize ne demiş burada? Desimetre kareyi metre kareye çevir demiş. Desimetre kareden metre kareye giderken yukarı çıkıyorum. Yani iki tane Sıfır siliyorum değil mi? 2 tane sıfır sildiğim zaman 20 kalır o zaman. Bu da 20 metrekare. Şimdi milimetrekareden mi, m2. kare Yani e, ne yapacağım? Bir basamak yukarı çıkacağım. 2 tane sıfır sileceğim. Yani 2 tane virgül sola gideceğim değil mi? 2 tane virgül sola gideceğim. Yani ne olacak? 0,0018 olacak değil mi? Bu şekilde yapacağım. Geldim şimdi sonuncusuna. Bak metre kareyi kilometre kareye çevir diyor. Şimdi bunu da yazalım. Şimdi metreden sonra dekametre vardı. Hektometre vardı. Kilometre vardı değil mi? Buradan da ne yapacağım şimdi? Yukarıya doğru giderken 1, 2, 3 basamak yukarı gideceğim. Yani 6 tane sıfır silmem gerekiyor değil mi? 6 tane sıfır. 4 tanesi, 3 tanesi burada. 3 tane sildim. 3 tane de virgül gidiyorum. 1, 2 tane gittim. Bir de 9'da gidiyorum. Bu şekilde 0,09 kilometre kare yaptı. Şimdi gelelim dördüncü soruya. <laughs> hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Şimdi hangisi yanlıştır? Şimdi e, milimetre kareyi metre kareye çevirirken ne yapıyorduk? Şuradaki yerimizden yine bakalım. Milimetre kareden metre kareye çevirirken 1, 2, 3 basamak çıkıyorum. Yani 6 tane sıfır sileceğim. Yani virgülü 6 tane götürüyorum değil mi? Bak şimdi en dışarıdan başlasam bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane götürmüş mü hakikaten virgülü? O zaman A şıkkı doğru. Şimdi ikincisinde de B şıkkında ne diyor? Bak santimetre kareyi metre kareye çevir Santimden metreye çıkarken 1, iki basamak çıkıyorum. 6 tane sıfır sileceğim. Yani virgülü 6 tane götüreceğim. Virgül zaten şuradaydı değil mi? Şuradaydı. Ne yapıyor? 1, 2, 3 tane götürmüş. Halbuki altı tane götürmesi gerekiyordu değil mi? Yani B şıkkı o zaman yanlış oldu. Evet şimdi şu 5. soruyu yapalım. Verilen dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Yani diyor ki bunların hepsini santime çevir diyor. Şimdi metre biliyorsunuz zaten şunu biliyoruz. Mesela diyelim ki 100 e, santim ne oluyor? 1 metre. Yani metreden metreden santime giderken 3 tane sıfır şey 2 tane sıfır siliyorum. O zaman burası 0,4 santim olur. Burası da 0,1 santim olur. Şimdi ne yapacağım? Ben bu ikisini Çarpacağım değil mi? 0.4 ile 0,1'i çarpacağım. Şöyle yapayım bak. 4 ile 1'i çarptım. 4. Virgülden sonra iki tane sayı görmedim mi? Görmedim. O zaman virgülden sonra iki tane sayı gelecek şekilde, pardon yanlış yaptım. Bir dakika. Virgülden sonra iki tane sayı gelecek şekilde yapıyorum. Yani 0.04 santimetre kare. Bir yeri yanlış mı yaptım? 40 Pardon yanlış çevirdim pardon 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 pardon. san, met santimetreye çeviriyorum ben. Şimdi bu metre diyor. Şöyle yapalım bak direkt. Bu ikisini çarpalım. Bak şimdi. Bu ikisini çarpalım direkt. Ben şunları santim sandım metreye çevirdim. Şu bir daha düzeltiyorum. Şimdi burası 40 metre. Burası 10 metre. İkisini çarpıyorum. 400 metre kare mi? 400 metre kare. Şimdi benden ne istiyor metre kareyi santimetre kareye çevir diyor değil mi? Bak metre desimetre santimetre karelerinde yazalım. Şimdi iki basamak ne yapacağım? Aşağıya ineceğim değil mi? İki basamak aşağı inerken ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4 tane sıfır koyuyorum. Zaten 2 tane sıfırım vardı. 4 tane de sıfır koydum. Yani cevabım ne oldu? A seçeneği oldu. Evet. Yani önce ne yaptım? 40 ile 10'u çarptım. Tamam mı? 400 metrekare yaptım. 400 metrekareyi de santimetre kareye çevirdim. Tamam kızım. Şimdi geçelim ikinci soruya. Şimdi bak burada bazı açıları vermiş böyle. Tamam mı? COF açısı nedir diyor. Bak C, O, F açısı. Yani benden şu açıyı istiyor değil mi? Şimdi bak şöyle yapacağız. Şimdi Buradaki şu kenarlar şu çizgiler eşit yani şöyle diyeyim bak şöyle göstereyim Bak mesela şu açı şu açıya eşit O da bu açıya eşit sonra bu açı bu açıya bu açıya eşitmiş değil mi Ben bunlara şöyle harf versem mesela şurası a derece olsa Burası da a derece Burası da a derece buralarda B b ve B derece olsa e, o zaman bak dikkat et Burada 3 tane a derece var ve 3 tane B derece var Bunlar toplam 180 derece yapacak mı Değil mi? O zaman demek ki her bir A ile B'nin toplamı 60 derece yapar. 183'e bölersem. Değil mi? A ile B'nin toplamı ne yapar? 60 derece yapar. A bu arada vermiş bunları ya. Bunları vermiş bize. Şurayı vermiş. Dur o zaman düzeltelim. Ben vermemiş gibi düşündüm. Bak DOC 20 dereceymiş. DOC. Yani şuralar 20 dereceymiş değil mi? 20, 20. Peki 20, 20, 20. Şurası 60 oldu mu? Oldu. E kalan yerde de 180'den 60'ı çıkartırsam 120 derece kalır. Bu 120 dereceyi de 4 eşit parçaya bölelim. Şey 3 eşit parçaya bölelim. Yani 40 derece burası. 40 derece burası. 40 derece burası. Benden istediği yer neresiydi? C O F. Yani benden istediği yerin içinde bir tane 20 var. Bir tane 40 var. Bir tane daha 40 var. Yani 20 artı 40 artı 40. Bu da 100 derece yapar. Bu şekilde bulduk bunu da. Yani bana verilenleri yerleştirdim. Bu şekilde yaptık. Peki şimdi 100 derece dedik buna. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Ne diyor? Ölçüleri doğal sayı olan ve birbirinden farklı 3 tane dar açının toplamı 195 derece olduğuna göre en küçük dar açı en az kaçtır diyor. Şimdi dar açı ne olması lazımdı? Dar açı 0 ile 90 arasında olacaktı değil mi? 0 ile 90 arasında şöyle olması lazımdı dar açı. O zaman şimdi bak üç tane açı var tamam mı? Birinci açı, ikinci açı, üçüncü açı. Bunların toplamları 180, 195 dereceymiş değil mi? E bir tanesinin en küçük olmasını istiyorsam diğer ikisinin en büyük olmasını sağlayalım değil mi? Ve birbirinden farklı göre birisine 89 derece vereyim o zaman, birisine de 88 derece vereyim, değil mi? Şimdi bunları bir toplayalım 89 88 dereceleri topluyorum. 9 ile 8'in toplamı 17'nin 7'si elde var 1. 8, 8 daha 16. Bir daha 17, 177. E toplamları da 195 dediğine göre ben bu 195'ten de bu 177'yi çıkartayım. 5'ten 7 çıkmaz. 15'ten 7'yi çıkartıyorum. 8 değil mi? Burada da kaldı 8. 8'den 7'yi çıkartıyorum. 1, 18 derece kalmış oluyor. Evet. Şimdi gelelim buradaki 6. soruya. Ne diyor? Yukarıda bir AVM'nin krokisinde bulunan yürüyen merdivenin temsili gösterilmiştir diyor. Böyle burada. Şöyle herhalde yürüyen merdiven. Hasan Bey bu yürüyen merdivenin yan yüzeyinin tamamını kaplayacak şekilde işletmesi adına bir reklam verecekmiş. Yani şu yan yüzeyine bir reklam verecekmiş şuraya. AVM yönetimiyle görüşme yapmış. Metre karesine günlük 15 lira alırız demişler. Buna göre bir haftada kaç para öder diyor. Şimdi bak önce bu alanı bulacağım. Buranın metrekaresini bulacağım. Ondan sonra burayı 15 ile çarparsam bir günlük masrafını bulacağım. Bir de 7 ile çarpacağım bir haftalık masrafını bulacağım. Şimdi yapalım. Üçgenin alanı neydi? Üçgenin alanı burada metrekaresi diyor ya. O zaman buraları metre burayı çarpıp metrekareye çevirmem lazım. Üçgenin alanı neydi? İki dik kenarı çarpıp ikiye böleceğiz değil mi? Şimdi bir kere benim önce bunları bir metreye çevireyim. Değil mi? Şimdi ne yapıyorduk? Bak metreden desimetreye oradan da santimetreye tabii e, inerken aşağılara inerken ne yapıyorduk? Onar onar. Yukarı çıkarken ona bölüyorduk değil mi? Yani şurası 2,5 metre yapar. Burası da 4 metre yapar bu durumda. Şimdi bunları çarpalım bak. Şimdi 2,5 ile... 4'ü çarparsam 10 yapar. 10 metre kare. Tamam mı? 2,5. Bak 2,5, 5, 7,5, 10. Yani kafamızdan da çarpabiliriz. E 10 metre kare. Metre karesi kaç paraymış? 15 TL. O zaman bu 10'la da 15'i e çarparsak günlük 150 TL tutar mı bu? Değil. mi? Günlük 150 TL tutar. Bu 150 TL'yi de 7 ile çarpalım. Değil mi? Bu da ne yapar? Ee, 1000 şöyle 0 7 kere 5 35 in 5'i elde var. 3. Ee, ne yaptı? 7 kere 1 7. 3 daha 10. 1050 yaptı. Bir yerde yanlışlık mı yaptık? 15 TL. Şu 1500 değil de 1050 olmasın. Bir yerde yanlışlık mı yaptık? Şimdi santimi metreye çevirdim. Burası 2,5 metre. Burası da. 4 metre. Aa 2'ye bölmeyi unuttuk. Üçgenin alanını bulurken 2'ye de bölecektik değil mi? O zaman burası 5 olacak. Yani şurayı da 2'ye böleceğim. Yani günlük masrafı 75 TL olacak. Üçgenin alanını bölerken 2'ye bölmeyi unuttuk. Günlük masrafı 75 TL olacak. O zaman ne yapacağım? 75 TL'yi 7 ile çarpacağım. 7 kere 5 35'in 5'i elde var 3. 7 kere 7 49. 3 daha 5 2. Ne yapıyoruz? Yani 525 TL yapıyoruz. Şimdi üçgenin alanı bulurken ne yapıyorduk? Bak kısa kenarla iki tane dik kenara alıyorum böyle. Bak ikisini çarpıp ikiye bölüyorum bir de. Tamam mı? Üçgenin alanı bu şekilde. Şimdi ABCD dikdörtgeninde bazı yerleri vermiş. Burayı 4 vermiş. Burayı 5 vermiş. Burayı 3 vermiş. buna göre taralı alanların toplama diyor. E şimdi bak burası da 4 olur o zaman. Değil mi? Dikdörtgen olduğu için. Şimdi bak ben bu üçgenin alanını bulmak için mesela bak şu 4 ile bu 5'i çarpıp çarpsam 20 değil mi? 20. 2'ye böl 10. O zaman burası 10 santimetre kare. Şimdi aynı şekilde ne yapıyorum? Şuradaki 3 ile buradaki de 4'ü çarpsam. Çünkü bunlar birbirine dik. 12 böl 2'ye 6. Burası da 6 santimetre kare yapar mı? O zaman taralı alanların toplamı ne yaptı? 16 santimetre kare yapmış oldu. Bir su içelim. Evet bu da böyle. Şimdi şu yandan 9. soruya zıplayalım. Şimdi bak diyor ki yukarıda verilen EFG üçgenlerinden en az kaç adet ABCD e, dikdörtgeninin bir yüzü tamamen kaplanır diyor. Şimdi bak bunların e, şimdi bu 6 desimetre demiş tamam mı? Desimetre işim, bak ne yapacaktık? Metre, desimetre, santimetre. Şimdi bak e, santimden desiye çıkarken bir sıfır siliyorum. Yani ben bunları aslında şöyle yapabilirim. Yani buraya 2 desimetre derim. Buraya da 2 desimetre diyebilirim. Çünkü santimden desimetreye çıkarken e, ne yapıyoruz? Sıfırları siliyoruz. Şimdi bak. Bak şimdi. Bu küçük üçgenin alanı nedir? İki tane kenarının çarpımı bir de ikiye böleceğim değil mi? İki kenarını çarpacağım. 2, 2. Bir de ikiye böleceğim. Yani 2 desimetre kare mi? Bu küçük üçgenin alanı buldum. iki desimetre kare. Peki benim bu dikdörtgenimin alanı ne? Bu 4 ile ne yapacağım? 6'yı çarpacağım. 6 kere 4 24 desimetre kare mi? Değil mi? Şöyle yapsam bak şimdi ben. Bu 24 desimetre karelik alanın içine kaç tane 2 desimetre karelik alandan sığdırırım demek için bunu ne yapacağım? 2'ye ee, böleceğim değil mi bu şekilde? Bu da ne yapar? 12 tane yapar. Yani ne yapmış oldum? Şunu yapmış oldum bak. Bu ABCD dikdörtgeninin alanını buldum. Bu küçük üçgenin alanını buldum. Bu dikdörtgenin alanını üçgenin alanına böldüğüm zaman bu dikdörtgenin içine bu üçgenden kaç tane sığacağını bulmuş olurum ben. Değil mi? bu şekilde işlemlerimizi yapmış oluyoruz. Gelelim şimdi son iki soruya geldik. Şimdi sekizinci soru. Şimdi A, bir kareymiş. Tamam. Ondan sonra buraları vermiş işte bazı kenarları. Ee, taralı alanı soruyor. Şimdi bak şöyle yapsam. Ben bu karenin alanını bulsam. Bu karenin alanını bulsam. Sonra şuradaki beyaz üçgenin alanını bulsam. Bu karenin alanından beyaz üçgeni çıkartırsam bu siyah yerler kalır mı? Kalır. Şimdi karenin alanı nasıl buluyorum? Bir kenarı 15 ya. Kendisiyle çarpıyorum değil mi? Yani 15 ile 15'i çarpıyorum. O da ne yapıyor? O da 225 santimetre kare yapıyor. Peki şimdi. Evet şu nereyi 9 vermiş? AB'yi pardon AE'yi 9 vermiş. EB'yi de 12 vermiş tamam. Şimdi bak şöyle yapacağız. Ben buradan bir tane şöyle bir dik indirsem mesela. Şöyle bir dik indirsem. Yok hiç dik indirmeye de gerek yok. Şöyle yapalım. Şimdi şu üçgenin şuradaki A, B, E üçgeninin alanını nasıl bulacağım? İki tane dik kenar vermiş mi bana? Vermiş. Bu iki tane dik kenarı yani 9 ile 12'yi çarpıp ne yapacağım? 2'ye böleceğim değil mi? Ne yapalım? 9 ile 12'yi çarpıp 2'ye bölüyorum. Sadeleştirelim şurası 6. 6 kere 4. 54 santimetre kare. O zaman ne yapacağım? Bütün alandan yani 225'ten bu 54'ü ne yapacağım? Çıkartacağım değil mi? 5'ten 4 çıkar. 1. E, burası da 17 olur herhalde. 171 santimetre kare olur. Yani ne yaptık? Şöyle bir daha anlatalım. Buradaki ABCD dikdörtgeninin alanını buldum. Buradaki beyaz alanı buldum. Bu ikisini birbirinden çıkartıp buradaki taralı alanı bulmuş olduk. Tamam mı? Evet bu şekilde yaptım. Taralananı bulmak için de tabi bak bu üçgenin alanını nasıl buldum? Şuradaki A, E ile B, E'yi çarpıp ikiye böldüm. Bir üçgenin alanını bulurken iki tane dik kenarını çarpıp ikiye böleceğiz. Şimdi bak son olarak geldik son soruya. Şimdi diyor ki bak uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun 3 katı olan bir dikdörtgen yap diyor. Yani bak bir tane dikdörtgen yap diyor böyle. Tamam böyle bir dikdörtgen olsun bu. Şimdi uzun kenarı kısa kenarının 3 katıymış. Yani Uzun kenarına 3 birimde kısa kenarına da 1 bir birimde. Doğru mu? 3 kat oldu mu? Oldu. Peki bu dikdörtgenin çevresi neymiş? 96. Bu dikdörtgenin çevresini nasıl bulacağım ben? 3 birim burada. 1 bir birim de burada. 4 birim. Değil mi? 4 birim de burada. 8 birim. Yani bu üçgenin çevresi 8 birim yapar. Bu 8 birim 96'ymış. 96 santimmiş. O zaman ben bu 96'yı 8'e bölersem. Değil mi? 12 mi yapar? Yani bir birim ne yapar? 12 santim yapar değil mi? Doğru böldüysek. Peki bunun alanını istiyor benden. Alanını nasıl bulacağım? Alanı bulmak için bir uzun kenarla bir kısa kenarı ne yapacağım? Çarpacağım. E şimdi uzun kenarın e, boyu ne? Şimdi kısa kenar 12 değil mi? Kısa kenar 12 santim. Uzun kenarda 36 santim olur mu bu durumda? Olur değil mi? Bunları şimdi çarpalım. 36 ile 12'yi çarpalım. Dikdörtgenin alanı olurken bir kısa kenarla bir uzun kenarı çarpıyorum. 6 kere 2 12'nin ikisi elde var. 1. 3 kere 2 6 1 daha 7. Buraya da 36 yazıyorum. Topla gel 2 3 4 yani 432 santimetre kare yapmış oluyor. Evet bu şekilde bulduk.